Biz daha önceki açıklamalarımızda zaman zaman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etmiştik. Artık bu bir zorunluluk haline gelmişti. Ancak bunlar yapılırken mutlaka bir diyalog içerisinde yapılmalı. Alelacele alınacak kararlar ileride daha farklı olumsuzluklara yol açabilir diye düşünüyoruz. Çok kısa süre içerisinde, birkaç günlük bir çalışma içerisinde hemen bu kararların alınması doğal olarak nasıl sonuçlarla karşılaşacağımızı beraberinde getiriyor. Geçmişte AKP'nin yaptığı bir takım düzenlemeler, bir takım yeni yasal düzenlemeler bir süre sonra beraberinde olumsuzlukların, eksikliklerin, yanlışlıkların olduğunu getiriyordu ve bunu hep birlikte gördük. Keşke parlamentoda diğer siyasi partilerin de bunlarla ilgili görüşleri alınsaydı, daha zengin, daha kalıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok daha farklı bir pozisyona taşıyacak düzenlemeler olabilseydi. Ama işte maalesef olağanüstü yasası böyle kanun hükmündeki kararnamelerle olanak veriyor. Bir çırpıda bakanlar kurulundan bu kararlar çıkabiliyor. Şimdi her şey tek elde toplanıyor. Bu başından beri AKP'nin yapmak istediği o tek adam zihniyetinin altyapısını oluşturuyor. Dolayısıyla bu da kabul edilebilir bir şey değil. Bir süredir başkanlık sistemiyle ilgili AKP'nin yoğun bir gayreti var. Biz parlamenter sistemin güçlendirilmesi gerektiğini, parlamenter demokratik sistemin Türkiye için vazgeçilmez olduğunu her fırsatta ifade ettik. Parlamenter sistemin eksiği var ise, parlamenter sistemin yanlışları varsa bunları birlikte ortadan kaldıracak düzenlemeler yapalım. Güçlü bir parlamenter sistem Türkiye için elzemdir. Bunun en somut örneğini de 15 Temmuz akşamı gördük. Eğer Türkiye'de parlamenter sistem olmasaydı bu darbe girişimi belki çok farklı sonuçlanabilirdi. Bizim vazgeçilmezimiz parlamenter sistem. Ama maalesef hala AKP bütün bu olaylardan ders çıkarmadan yeniden işte başkanlık sisteminin yolunu açacak, o tekli yönetim anlayışını hayata geçirecek girişimler yapıyor. Bu OHAL yasasını da bir fırsat bilip bu düzenlemeleri getirmeye çalışıyor. Sokaklara çıktı vatandaşlarımız parti ayrımı yapmaksızın. O sokaklarda herkes vardı. Sadece ve sadece darbe karşıtı durumunu ve demokrasiyi korumak adına, parlamenter sistemi korumak adına ortak tavır koydular. Bunu sürdürmeliyiz. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi, hükümet, yetkililer bu diyalog kapısını açarlar. Ve diyalogla birçok şey halledilir. Elbette bu darbeye teşebbüs edenlerin tamamı yargı önüne çıkmalı. Adalet önünde hesap vermeliler, cezalandırmalılar. Bu kaçınılmaz. Ama bunu yaparken bir takım muhalif anlayışla başkalarını da bu potanın içerisine sokup onları da mağdur etmenin, haksız yere onları çok zor duruma sokmanın da hiçbir anlamı yok. Biz komisyon kurduk. Bu komisyon arkadaşlarımız tarafından bize gelen başvurular inceleniyor, irdeleniyor ve ilgili resmi birimlere yönlendiriliyor. Biz eğer demokrasiyi bütün kurumlarıyla, kurallarıyla Türkiye'de işler hale getirirsek zaten işimiz çok kolaylaşacak. O zaman bütün sorunlar o demokratik teamüller içerisinde çözülecektir ve sorunlarımızı kısa sürede Türkiye'nin gündeminden çıkarmış olacağız. Dediğim gibi bir defa parlamenter sistemi çok güçlü hale getirmek durumundayız ki bu tür darbe girişimleri olmasın. Demokrasi bizim vazgeçilmezimiz. Demokrasinin olmadığı yerde özgür basın olmaz. Ve haber alma hakkımız, haber alma özgürlüğümüz de ortadan kalkar. Onun için mutlaka insan hakları ihlallerini ortadan kaldıracak, demokrasiyi tam oturtacak, cumhuriyeti, hukukun üstünlüğünü tesis edecek bir anlayış. Bundan sonra asla ve asla bu tür darbe girişimlerini ve darbecilerin umutlarını yitirmelerine yol açacak ve bunlara da hiçbir şekilde fırsat verilmemiş olacak.